Sevgili izleyenler, Türkiye dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri ve ev sahipliği yaptığı sayısız doğal ve tarihi güzellik ile bu popülerliği sonuna kadar hak ediyor. Bizler de bu haftadan ülkemizin turizm merkezlerinden biri olan Didim'e gidip bu güzel şehri keşfe çıkıyoruz. Merhabalar sevgili Londra Mahallesi izleyiciler. Efendim Londra Mahallesi bu hafta Didim'de. Evet sevgili izleyiciler, şu anda görmüş olduğunuz gibi Didim'deyiz. Kış ayında inanılmaz güzel bir havayla karşı karşıyayız. Efendim gelin dilerseniz Didim hakkında merak edilenleri, bilinmeyenleri sizlerle paylaşalım. Didim turumuz kameraman arkadaşımla başlasın. Aydın'a bağlı olan Didim, küçük ve sevimli bir tatil beldesi gibi akıllarımızda kalmış olsa da oldukça görkemli bir tarihe ev sahipliği yapması, eşsiz güzellikteki koyları, plajları ve havasıyla çok zengin bir tatil deneyimi sunuyor. Sevgili izleyiciler, efendim Didim'deki turumuz son hızıyla devam ediyor. Şimdi yanımızda bir Almanya'dan, bir İstanbul'dan olan misafirler var. Biz de sizin gibi aslında misafiriz burada. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hatice Atasoy, Almanya'dan geliyorum, Esen'den. Bir haftalık son iznimi kullanmak için geldim. Neden burayı tercih ettiniz? Teyzemler falan burada, dayımlar. Onları hem görmeye hem de gezmek için temiz hava, deniz, güneş. Evet. Tatil, son tatil yapmak. Çok garip değil mi? Mesela şu anda da Londra'da eminim yağmur yağıyordur, evet. Hava rüzgarlıdır, Almanya'da da öyledir. Ama burada... Şu anda -5'leri gösteriyor o yüzden. Ama burada mis gibi bir havayla şu an Almanya'dakiler sizi, Londra'dakiler de beni kıskanıyor olabilir mi Hatice Hanım? Olabilir. Kızım bir yandan kıskanıyordur şu anda. Evet. Peki sizi tanıyabilir miyiz? Ali Zengin, İstanbul'da teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışıyorum. Hı hı. Siz burada ne yapıyorsunuz? Buraya ben 2 yazdır tatil yapıyordum. Sonra buradan emlak edinme fikri ortaya çıktı. Havasından, sakinliğinden dolayı. Hı hı. Ve burada emlak edindim. Şimdi de işte babamlar buraya kaldığı için onları artık özledik, almaya geldik. Biraz da İstanbul'da kalsınlar. Beautiful tango until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. Sevgili izleyiciler, Londra Mahallesi ekibimizle birlikte Didim'deki turumuz son hızıyla devam etmekte. Efendim şu anda sahildeyiz. Görmüş olduğunuz gibi insanlar bu güneşli havayı değerlendirmek için sevdikleriyle birlikte dışarı çıkmışlar. Gelin dilerseniz şimdi onlara mikrofon uzatalım. Acaba onlar Didim hakkında neler söyleyecekler? Baby, let me show you Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda bir çiftimiz var. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ayten. Kaç yıldır Didim'de yaşıyorsunuz? 12 yıldır. Didim nasıl bir yer desem? Ne dersiniz? Çok güzel. Havası, güneşi, suyu, insanları, her şeyi çok güzel. Peki. Burada yaşamak için yani birden çok sebep var sanki. Evet, evet. Değil mi? Buraya gelen gidemiyor zaten. O yüzden mi yaşlanmıyorsunuz? Herhalde. Peki hemen bir de beyefendiye mikrofon uzatacağım. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Tümer Cem. Emekliyim. Ankara Onkoloji Hastanesi anestezi teknisinden emekli oldum. 87'den beri Diyanlı buradayım. Buranın havası, suyu, insanları, balığı, harika balığı var. Mutluyuz. Mutluyuz. Merhabalar. Özkeskin. Ben Çorum'dan Ahmet Özkeskin. Çorum'dan mı geldiniz? Çorum'dan geldik. Çok rahatız. Çok beğendik. Keşke 30 sene evvel gelseydim. Yani çok beğendim. Yani böyle güzel yeri kaçırmak bizim için fırsatı kaybetmiş olduk. Evet, şimdi hanımefendiye dönelim. Efendim Didim'in en çok nesini sevdiniz? Güzel yemek yapıyorlar mı? Böyle ben kendi hasbim? Falan tatmadık şu an için. 3 gün oldu biz geleli. Yemek yemediniz mi 3 gündür? Yedik tabii. Gelinimiz çok güzel yemekler yapıyor. Ev yemekleri yedik yani, daha dışarı yani özel bir şey yemedik. Havası çok güzel. Denizi güzel. Evet. Burada yaşamayı düşünür müydünüz? İnşallah kısmet olursa düşünürüz yani. Niye düşünmeyelim? Beautiful
Take me by the hand. Efendim, Didim'e geldiğinizde sahil boyu yeni tutulmuş taze balıklardan da satın alabilirsiniz. Didim'in en çok da kefal balığı ünlüdür diyorlar. Henüz daha tadına bakmadım. İnşallah ilerleyen günlerde kefalin de tadına bakmak kısmet olur. Baby, let me show you things. Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make. Efendim, Didim'i gezmeye ve araştırmaya devam ediyoruz. Didim'de ev sahibi nasıl olunur? Didim'de yaşamanın sırları nelerdir? Efendim, başarılı iş adamlarından Dilaver Bey'i ofisinde ziyaret edeceğiz ve bu güzel soruları kendisine yönelteceğiz. Beni takip edin. If you make me dance, how long will it last? Baby, if we dance, come to the place where the skin speaks, the secret words in Spanish. Sevgili izleyiciler, şu anda Dilaver Bey'in ofisindeyiz efendim. Öncelikle Londra Mahallesi'ne hoş geldiniz Dilaver Bey. Siz de Didim'e hoş geldiniz. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizden bahseder misiniz bizlere? Tabii, Didim'de yaklaşık 20 yıldır kardeşimle birlikte inşaat ve emlak sektöründe hizmet vermekteyiz. Ben inşaat bölümünde ekibimle inşaat bölümüne bakıyorum. Kardeşim de ekibiyle birlikte emlak bölümüne daha çok bakıyor. Burada Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımıza, ayrıca Avrupa'da yaşayan yerli ve yabancı olmak üzere müşterilerimize kaliteli bir hizmet amacı gidiyoruz. Efendim, bizim de Didim'i gezme ve görme şansımız oldu sevgili ekibimizle birlikte. Kış ayı olmasına rağmen o kadar güzel bir atmosfere, o kadar güzel bir havaya sahip ki Didim. Şunu merak ediyorum, burada özellikle yatırım yapmak isteyen, ev satın almak isteyen veya arsa satın almak isteyen izleyicilerimize ne tür tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Öncelikle Didim'e gelip Didim'i görmeleri lazım. Didim'in havasını, denizini görmeleri lazım. Didim'de yaşayacaklarına inanmaları lazım. Bunu yaptıktan sonra gelecekler, bizle temasa geçecekler. Biz Elit Emlak İnşaat olarak her konuda yardımcı oluruz. Çünkü bizim mevcutta bitmiş çok miktarda inşaatımız var. Kendilerine eminim ki huzurlu bir şekilde yaşayacakları bir yer bulacağımıza inanıyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, Didim'in çeşitli yerlerinde çeşitli mevkilerde yapmış olduğumuz ve yani bitirmiş olduğumuz inşaatlarımız var. Ayrıca devam etmekte olan inşaatlarımız var. Bizim yapmış olduğumuz yerler ağırlıklı olarak site tarzında tam, ama Didim'in çeşitli mevkilerinde de yine bina şeklinde, villa şeklinde yapmış olduğumuz yerler de var. Site tarzındaki yaptığımız yerlere biraz değineyim. Orada 1+1, 2+1 dairelerimiz, 2+1 dublekslerimiz ve 3+1 dublekslerimiz, çeşitli seçeneklerimiz var. Eğer her vatandaşın bütçesine göre yani gayrimenkullerimiz mevcut. Dilaver Bey, çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Zaten önümüzdeki bölümlerde sizler bizleri gezdirecek, Didim'i daha yakından tanıtacaksınız. Hem bize hem de izleyicilerimize. Tekrardan çok teşekkür ediyorum bizi burada ağırladığınız için. Son olarak izleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Tuğçe Hanım, Didim'de Elit Emlak İnşaat olarak ofisimiz var Atatürk Bulvarı üzerinde. Ayrıca Akbük'te de şubemiz var aynı isimde. Avrupa'nın da belirli bölgelerinde temsilcilerimiz var. Londra'da izleyicilerimizin yakından tanıdığı Cuma Özden Bey var. Oradaki temsilcimiz. Gerekli bilgileri ondan alabilirler bize ulaşmak için. Ayrıca izleyicilerimiz Londra Mahallesi aracılığıyla da bizlere ulaşabilirler. Sevgili izleyiciler, şimdi de bu firmanın yöneticilerinden sevgili Deniz Bey ile birlikteyiz. Öncelikle Londra Mahallesi'ne hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk. Siz de ofisimize hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz efendim? Kendinizden bahseder misiniz? Deniz Demir ben. Yaklaşık 20 yıldır emlak inşaat sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Aynı zamanda da burada emlakçıların oda temsilcisiyim kendim. Yani uzun zamandır gerek Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimize, gerekse Türkiye'deki vatandaşlarımıza ev, yazlık,
ve paralarını nasıl değerlendirecekleri konusunda yatırım anlamında hizmet vermekteyiz. Peki sunmuş olduğunuz bu imkanlar nelerdir? Biraz daha açıklar mısınız izleyicilerimiz için? Şimdi bizde iletişime geçen müşterilerimizi ilk önce Didim'e davet ediyoruz. Didim'e gelmek istediklerinde havalanında kendilerini karşılıyoruz. Didim'e getiriyoruz. Didim'de bulunan misafirhanelerimizde misafir ediyoruz. Daha önce Didim'e gelmemiş müşterilerimiz varsa onlara genel anlamda bir Didim'i gezdiriyoruz. Didim'deki çeşitli yerleri gösteriyoruz. Ondan sonra kendilerinin isteklerini, bütçelerini öğreniyoruz. Onlara göre seçenekler sunuyoruz. Yani bu arsa olabilir, yatırım yapmak istiyorsa tarla olabilir. Ya da işte yazlık anlamda villa ya da küçük bir daire, büyük bir daire olabilir. Bu şekilde yani seçenekleri sunuyoruz. Bu güzel şehirle ilgili bölümümüzün bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Didim'le ilgili ayrıntıları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İyi seyirler. Take me by the hand. Beautiful tongue.